Herkese merhaba. Bugün sizlere Ten Pro Wireless termometre inceleyeceğim. Bu ürünün güzelliği şu, hem wireless'lı hem de iki tane termometre girişi var. Bunu ben Amazon'dan aldım. Ürünle ilgili başka bir kullanıcı deneyimi yoktu. İlk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Önce kutusunu bir açalım. Bakalım özellikleri nasıl. Daha sonra kurulumunu ve kullanımı nasıl onu birlikte yapacağız. Şimdi önce kutu açalım. Şöyle çıkartalım. Maalesef Türkçe herhangi bir açıklama yok. Amazon Almanya'dan aldım. O yüzden kendin mi çözdün? İçeriğinde herhangi bir şey yok. Şu şekilde bir derecenin işte yardımcı olması için Customer Support diye bir telefon numaraları ancak Türkiye için herhangi bir numara yok. O yüzden bunu da geçelim. Gördüğünüz gibi iki tane parçadan oluşuyor. Şöyle bir çıkaralım. Güzel görünüyor. Eski şeyler gibi. Evet, güzel. Atariler gibi. Dayanıklı olması için silikon, bakın burada. Çünkü dışarıda kullanacağız. Bu barbekü için kullanacağımız bir ürün ve outdoor bir ürün olmasından dolayı böyle darbe emici bir plastikle gelmesi bence güzel olmuş. Düşmesine karşın gayet güzel. Şöyle arkasında bir yere sabitlemek isterseniz, görmek istediğiniz bir yere bunu bu şekilde sabitlemek için bir aparat var. Bu iki tane termometrenin takılacağı kablo bir wireless olarak bu verici olacak. Bundan da takip etmek için alıcı olarak kullanacağız. O senin elinde mi duracak? Evet, bunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu takip etmek için uzaktan wireless'la erişebileceği bir alan olması gerekiyor tabii ki. Çok uzaklardan alamıyor maalesef. Telefon gibi özelliği olmadığı için. Ancak gayet iş görür. Bir wireless uzaklığınca bence zaten bu evde takip etmek için oldukça kullanışlı olacaktır. Şöyle iki tane. Güzel görünüyor. Pahalı mı? Çok pahalı değildi ya. Şimdi fiyatını açıklamalara koyarım. Ürünü de açıklamalara koyarım. Şu şekilde bir kablolu sistemi var. Dışı böyle bir sert bir metal kaplama gibi dayanıklı bir görüntüsü var. Çünkü sıcaklığın içinde kalacak. Dayanıklı olması gerekiyor. Umarım bir sorun yaratmaz. Benim için en riskli olan herhalde bu olur diye düşünüyorum. Ama sağlam bir görüntüsü var. Şu şekilde bir aparatla gönderilmiş durumda. Şu ete saplamak için, termometre ölçmek için bunu kullanıyoruz. Ete saplıyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi 1 ve 2 olarak iki tane giriş var. 1'e taktık diyelim. Demek ki birinci sıcaklıkta olan termometreyi ölçmek için kullanabiliriz. Fırının sıcaklığını ölçmek için ayrı olarak kullanabiliriz. Burada ona göre ayarlamanız mevcut. Şöyle iki tane çıkıyor bundan. Bu şekilde iki tane olmasının güzelliği şu. Ürünü incelerken daha ayrıntılı açıklamalar yapacağım. Bazen fırının iç sıcaklığını ölçmemiz gerekebiliyor. Bazen de etin sıcaklığını ya da iki ayrı et koymuş olabilirsiniz. Tavuk koymuş olabilirsiniz. Bir et koymuş olabilirsiniz. İkisinin pişme derecesi farklı olduğu için İkisinden ayrı ayrı veri elde etmenizi sağlıyor. Ya da iki tane et parçası koyduğunuz kalın, ikisini piştiği anda almak istiyorsunuz. Bu her türlü size kolaylık sağlıyor. Ben ne için kullanacağım? Barbekünün hem iç sıcaklığını ölçmek hem de etin sıcaklığını ölçmek için kullanacağım. Termometresi var ama lokal farklı sıcaklıklar olabiliyor. Ben en yakın doğru sonucu elde etmek için bir tanesini bu şekilde fırının içerisinde bırakıp diğerini et hesaplayarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ikisini de et hesaplayabilirsiniz. Normal bir fırının sıcaklığını da net olarak öğrenmek istediğiniz zaman yine aynı şekilde bir tanesini fırının içerisinde bırakırsınız. İkinciyi de et hesaplarsınız. Böylece eğer dijital olarak anlık iç sıcaklığını gösteren bir fırınınız yoksa bu da size oldukça kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle ilk izlenim olarak kutu açtığımda gayet sağlam bir görüntüsü var. Bir sonraki videomuzda daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.